Hiç kimse endişe etmesin. Ben bu ülkenin beşli çetesine talip değilim. Bu ülkenin varsınlarına talip değilim. Ben bu ülkenin fakirine, fukarasına, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Herkesin sorunlarını çözme konusunda irade ortaya koyarsak o zaman ülke gerginlikten kurtulur. Söylediğimiz her sorunun cevabını mutlaka söylüyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çiftçinin sorunu mu var? Biliyorum. Burada yıllardır çalışan şeker fabrikasının yıllardır anahtarına kilit vurulduğunu da biliyorum. O fabrikanın çalışması gerekiyor. Onu da biliyorum. 34 yıl sonra Türkiye yurt dışından şeker ithal etti. Allah aşkına şeker pancarı ekecek çiftçimiz mi yoktu? Şeker pancarını ekecek toprağımız mı yoktu? Şeker pancarını işleyecek fabrikamız mı yoktu? Hepsi vardı, çetelere çalıştılar. Bafralılar, size sözüm var, sözüm. Beşli çetelerin burnundan getireceğim. Paralarını götürüyorlar. O paraların tamamını getireceğim. Alıyorlar paralarını vakıf ayaklarına. Bir vakıf Türkiye'de, bir vakıfın bir ayağı Amerika'da. Buradan oraya milyon dolarları gönderecekler. Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. O paraların tamamını getireceğim. Çünkü benim davam hak davasıdır. Benim davam kul hakkı yiyenlerle mücadele davasıdır. Benim davam sıradan bir dava değildir. Benim davam alın teri davasıdır. Kim alın teri döküyorsa onun hakkını, hukukunu ona teslim etme davasıdır. Benim davam beşli çetelerle mücadele davasıdır. Benim davam haramilerden bu memleketi temizleme, ayıklama davasıdır. O nedenle benim mücadelem sizin mücadelenizdir. Bu mücadeleyi beraber ve birlikte yapmak zorundayız. Hollanda toprak olarak Konya'dan küçük. Ama Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Niye biz ihracat yapmıyoruz? Niye üretmiyoruz? Neyimiz eksik? Çiftçimiz mi eksik var? Toprağımız mı? Dünya kadar var. Güneşimiz mi? Var. Suyumuz mu? Hepsi var. Niye peki dışarıdan saman ithal ediyoruz? Et ithal ediyoruz. Mercimek ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Her şey. Ve şimdi tütün de ithal ediyoruz dışarıdan. Eskiden tütün ihraç ederdik. Şimdi tütün de ithal ediyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gidip vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum. Ön yargılarınızdan arınmanızı istiyorum. Ön yargılardan arının. Beraber, birlikte bu güzel ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Şimdi Batı'nın egemen güçleri dediler ki, siz tarımla uğraşmayın, niye tarımla uğraşıyorsunuz? Biz size daha ucuz veririz dediler. Biz de toprakları ekmemeye başladık. Çiftçiyi cezalandırmaya başladık. Fiyatını vermemeye başladık. Her şey ateş bağısı oldu. Pandemi bize bir gerçeği hatırlattı. Tarım stratejik sektördür. Tarımdan vazgeçen dünyada hiçbir ülke yoktur. İnsan varsa, bir canlı varsa her halükarda bunların karnının doyulması lazım. Kim doyuracak? Çiftçi doyuracak. Demek ki çiftçi milletin efendisi. Gazi Mustafa Kemal boşuna dememiş. Çiftçi bu milletin efendisidir. Hala biz iktidar sahipleri Mustafa Kemal'in değerini yeteri kadar anlamış değiliz. İktidar olduğumuzda Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda göreceksiniz. İlk bir hafta sizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiğiniz kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Esnafın da esnaf kefalet kooperatifinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Diyeceksiniz ki parayı nereden bulacaksınız? Beşli çete nerede? Milyarlar götürdüler, milyarlar. Milyarlar derken milyarlar Türk lirası değil. Milyar dolarlar götürdüler, milyar dolarlar. Hala götürüyorlar milyar dolarları. Bu kardeşiniz onların tamamını kesecek. Tamamını. Hiç endişe etmeyin. O paranın tamamını kim üretiyorsa, sanayici üretiyorsa başımın üstüne. Çiftçi üretiyorsa başımın üstüne. Havadan para kazananlar ve kul hakkı yiyenler, onlarla benim hesaplaşmam var. Onu ayrı bir yere koyuyorum. O sanıyor ki Bay Kemal bunları bilmiyor. Bay Kemal senin nefes alışını da takip ediyor. Sen meraklanma. Biliyor hepsini. Bu ülkenin hayrına ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. En ufak bir endişeniz olmasın. Bakınız ben beşli çete derken aslında bunu bir espri olarak söylemiyorum. Bir devlet bu kadar soyulamaz.
Siz iş alıyorsunuz devletten, eyvallah. Kar da edebilirsiniz, zarar da. Buna da itirazım yok. Yani herhangi bir müteahhit ihaleye girmiştir, fiyat almıştır, kar eder, zarar eder. Ama bunlara ayrıcalık tanınıyor. Bunlara deniyor ki sana garanti vereceğim. Hiç asla iflas etmeyeceksin. Asla zarar etmeyeceksin sen. Garantiyi ne üzerinden veriyorum? Amerikan doları veya Avrupa Birliği parasıyla vereceğim diyor. Ayrıca öyle bir garanti veriyor ki o ülkelerde enflasyon varsa enflasyon farkını da yine vereceğim diyor. Ya Amerika'daki enflasyonun bizimle ne ilgisi var? Avrupa'daki enflasyonun bizimle ne ilgisi var? Bizim cebimizdeki paralar oralara gidiyor. Bunları anlatıyorum. Bunları söylüyorum. Dilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Allah aşkına siz de anlatın. Yeter artık deyin ya. Milleti soydular, perişan ettiler ya. Memleket çok kritik bir süreçte. Olay bir parti olayı olmayı çoktan aşmış. Olay bir Türkiye olayı. Burada güçlü bir milliyetçi damar olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olduğunu hiç kimse unutmasın. Ya iyi de milliyetçisiniz, ne yapacaksınız? Bir, ilk bir hafta içinde Katar ordusuna verilen tank palet fabrikasını alacağız, Türk ordusuna yine yeniden vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz. Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu Türk ordusu. Askeri hastaneleri kapattılar. Gata'ya el koydular. İlk bir hafta içinde bütün askeri hastaneleri açacağız. Gata'yı da şanlı ordumuza vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. İlk kez Cumhuriyet tarihinde kendi toprağından kaçtı. Kendi bayrağını indirdi. Kendi toprağında kendi bayrağını indirdi. Süleyman Şah Türbesi'ni aldı, kaçırdı. Terörden kaçtı. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda bir hafta içinde yine Süleyman Şah Türbesi'ni yine kendi toprağımıza götüreceğiz. Göndere bayrağı dikeceğiz ve şerefiyle o bayrak orada dalgalanacak. Bizim milliyetçiliğimiz budur. Biz onlar gibi değiliz. Lafla değil. İşin özüne bakarız. Türkiye üretirse güçlü olur. Üretmeyen bir ülke güçlü olmaz. Üretmeyen ülke sömürge haline gelir. Başkalarının ürettiğini tüketen ülke haline gelir. Biz aynı zamanda bizim milliyetçilik anlayışımız katma değeri yüksek ürün üreten bir anlayıştır. Söz sahibi olacaksınız dünyadan. Ürettiğiniz ürünleri dünyanın her tarafına satabileceksiniz. Bunlar olmadığı takdirde vasat bir sanayiyle bir yere gidemezsiniz. Güçlü bir sanayinin olmanın yolu katma değeri yüksek ürün üretmekten geçiyor. Bunun da yolu üniversitelerin bilgi üretmesidir. Adalet en büyük sorunumuzdur. Adalet. Ülkeye adaletin gelmesi lazım. Adaletin olmadığı bir yerde devleti ayakta tutamazsınız ve devlet çürümeye başlar. Şimdi geçen gün öğretmenler bir hak talebinde bulunuyorlar. Öğretmenler yerde sürükleniyor. Olmaz. Öğretmeni yerde sürüklenen bir ülke olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır. Hangi görüşten olursa olsun bütün evlatlarımızı yetiştiren kişidir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyorsa Hazreti Ali, o zaman biz öğretmenlere değer vermek zorundayız. Eğer sevgili peygamberimiz ilim Çin'de bile olsa gidin öğretin diyorsa ve o öğretmen Çin'de değil hemen komşumuz ve bizim evladımızı yetiştiriyorsa ona saygı duymak zorundayız. Öğretmeni yerde sürükleyemezsiniz. Öğretmenin hakkını teslim edemezsiniz. Öğretmen ve eğitim, öğrenim bir topluma sınıf atlatan en önemli aktördür. Okulları başarılı olan iyi bir eğitim, iyi bir öğretimle Türkiye bölgesinin yıldızı olabilir. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı son 3 yıldır Türk üniversitelerini geçiyor. Bu bile Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Bu bile kocaman bir ayıp aslında. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkenin evlatları olarak. Biz o açıdan gerilere doğru düşmeye başlıyoruz. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Milliyetçiliği unutmayacağız. Vatan sevdasını unutmayacağız. Bayrağımızı unutmayacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan konusunda sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Efendim bir şey daha söyleyeyim. Bir millet masası var. Kurduk böyle bir masa. Ama sayı 6 kişi. 6 lider bir aradayız. 6'mız ortak hareket ediyoruz. Demokrasi istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın erkek eşitliği istiyoruz. Üretim istiyoruz. Kul hakkı yiyen istemiyoruz. 6 lider bir araya geldik. Zaman zaman gazetelerde
İktidar kanadının televizyon kanallarında vay o bunu söyledi, bu bunu söyledi, masa dağıldı. Bunların hepsi hikaye. Her birimiz beraber hareket ediyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyoruz ve Türkiye'yi bu badireden çıkarmak zorundayız. Çıkarmak hepimizin görevidir. Hepimizin ortak hedefidir. Adaletten yana, hukuktan yana, liyakatten yana bütün kararları müşterek alıyoruz. Bize diyorlar ki hemen niçin Cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz? Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık? Önce bunun üzerinde oturup bir konuşmamız lazım. Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neleri yapacağız, hangi olaylara öncelikle ele alacağız, hangileri daha sonraki bir süreçte ele alınacak, hangi komisyonları kuracağız, bu komisyonların görevleri neler olacak? Önce bunları tespit edeceğiz, arkasından Allah nasip ederse hep beraber bir araya geleceğiz, Cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçtiği Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bundan emin olun. O Cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak. Torpil dediğimiz gençler çok şikayet ediyorlar torpilden. Torpili kaldıracağız. Söyledik, kararı da aldık. Mülakat, giriyorsunuz hakimli sınavına, Türkiye ikincisi oluyorsunuz. Bir kız kardeşimiz, Türkiye ikincisi, mülakatta eleniyor. Matematikte, öğretmenlikte, Türkiye yedincisi, mülakatta eleniyor. Bu torpile son vereceğiz. Kul hakkı yiyenlerle bizim işimiz var. Hesaplaşacağız. Moralinizi sakın bozmayın. Sakın. Sevgili gençler, sakın üzülmeyin. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye bölgesinde en güçlü ülke olmayı hak ediyor. Bunların tamamını yapacağız. Tek desteğimiz millettir. Yani sizlersiniz. Sizlerden destek istiyoruz. Bize katılın diyoruz. Bize katılın, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Bize katılın, kadın erkek eşitliğini sağlayalım. Bize katılın, adaleti sağlayalım. Bize katılın, adaletin, alın terinin değeri olsun. Kılıçdaroğlu ile ilgili size pek çok şey anlatabilirler. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Kılıçdaroğlu'nun mücadele ettiği kişiler kul hakkını yiyen kişilerdir. Onunla mücadele etmek de benim için şereftir, onurdur. Teşekkür ederim. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.